Orada mı ya? Şey, ikimiz yatı da ikimiz yatı kutluyoruz. Samsun'da A milli düzeyde ilk maçımızı oynamıştık. Ama Samsun Spor'u birinciymiş şu anda. Evet, sıkıntı. Arkadaşlar. Sayın Valim, bizim kadarıyla ilk defa bir amirli düzeyde milli maç olacak. Evet. Stadımız gerçekten çok güzel, ellerinize sağlık. Sporumuz önünde. Yapılmış bir beşlerimiz, hazır olduk yani. Ama bakımı iyi yani. Bakım iyi. Sayın Valim, sezon başı gelmiştik biz burada. Evet. Kasım Bey'le ilgili. Burada denetim yaptık Sayın Valim ve burada ben federasyonumdan. Geçmiştir. Evet. Rekor kırılacak. Rekor kırılacak. Kombin bekliyoruz. Satılmış dedi. Tahsis sağlam. Parasız yani. Ücretsiz yani. Ücretsiz indirme satın yani. Tamam mı? Evet. Rezerv edilmiş yani. Evet. Aynı ücretsiz. Yani organizasyon burada. Bir şeyler daha. Elimizde Cumhuriyet'in 100. yılı bağlamında en önemli etkinliklerimizden birisi olacak. Tabii biz bu anlamda tüm hazırlıklarımızı yaptık. Burada Futbol Federasyonumuz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, yine yerelden belediyemiz, İl Emniyet Müdürlüğümüz ve ilgili kuruluşlarımızın tamamı bu maç için hummalı bir şekilde tüm hazırlıkları tamamladılar. 28 Ekim itibariyle 2 gün önce yine Türk Milli Futbol Takımımız ilimize intikal etti ve kampa girdi. Ve dün akşam da misafir takım, Lüksemburg takımı ilimize gelmek suretiyle onlar da kampa girdiler ve hazırlıklarına başladılar. Gördüğümüz gibi stadımız her bakımdan bu maç için hazırlandı. Ve artık maç saatini, maç gününü bekler haldeyiz. Heyecanlı bir şekilde. Ve bu bağlamda hazırlıklarımız yapıldı. Tabii İlimizde ilk milli maç olması hasebiyle bu ilimiz açısından son derece önemli. Çorum'da böyle bir maç ilk defa yapılıyor bildiğimiz gibi. Tabi bunun için de vatandaşlarımızın buraya gelmelerini biz istiyoruz. Gelmelerini kolaylaştırmak için de tüm sivil toplum kuruluşlarımız, yine Çorum Belediye'miz, yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz üzerinden gerekli çalışmalar yapılıyor. Onların hem buraya taşınması, hem kolay bir şekilde bilete ulaşmaları, bileti almaları, temin etmeleri yönüyle mesajlar gönderiliyor vatandaşlarımıza. Bu anlamda duyurular yapılıyor billboardlarımızdan ve bunlarla ilgili çalışmalar şu anda gayet güzel gidiyor. Ücretsiz araçla buraya gelebilecekler vatandaşlarımız saat kulesi yanında. Tabii maç bildiğimiz gibi ücretsiz, ancak kimlik kartları üzerinden bir rezerve, yani giriş yapmak suretiyle pasolike giriş yapmak gerekiyor. Bu da hızlı bir şekilde devam ediyor. Yani biz bugün itibariyle, şu an itibariyle 7.000'li rakamlardayız. Bu yarın sabah itibariyle 10.000'i geçecek. Ve bildiğimiz gibi stadımız 15.000 kişilik. İnşallah hedefimiz bu stadımızı dolu dolu bir şekilde milli takımımızı desteklemek ve yabancı takıma da tabii ki iyi bir ev sahipliği yapmak. Buradaki en büyük amacımız bu. Tabii burada Futbol Federasyonumuz gerçekten özverili bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Zaten bu maçın ilimize verilmesi hasebiyle biz Futbol Federasyonumuza teşekkür ediyoruz. Çorum olarak, Çorum ili olarak teşekkür ediyoruz. Ve onlar da hep yanımızdalar. Yine İl Emniyet Müdürlüğümüz emniyet açısından tedbirlerini aldı. Ve burada her türlü tedbir zaten alınmış vaziyette. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz stadı gördüğümüz gibi hazırladı. Ve bu anlamda maça hazırız diyoruz. Tabii biz rakip takımımızı ve milli takımımızı burada en güzel bir şekilde misafir etmek için de gayret gösteriyoruz. Çünkü sonuçta bu ilimizde yapılan ilk milli maç ve bu anlamda da son derece önemli. Ben buradan Çorumlu hemşerilerime şu duyuruda bulunmak istiyorum. İlimizde yapılan ilk milli maç olması hasebiyle ve hele Cumhuriyetimizin 100. yılına binaen bu anlamlı günde, anlamlı yılda ben Çorumlu hemşerilerimin tamamını bu maça davet ediyorum. Burada gelsinler, Çorum'umuza destek olsunlar.
milli takımımıza destek olsunlar ve güzel bir armanı içerisinde, uyum içerisinde inşallah bu maçımızı yapalım ve Çorum'a yakışan bir şekilde ev sahipliğimizi de gösterelim diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.